İmece faydası var da iyi. Çünkü programın biraz içeriğini ve hatta biraz daha ayrıntılarına girecek olursak, Göksu Taşeli Kalkın Yatırım Projesi, bu dış kaynaklı bir proje olur. Bütçesi büyük ihtimalle %60'a dış kaynaklı proje olur. Burada özellikle kırsal alanda çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre özellikle ürün desenlerini dikkat alarak bir seradır, mantar yetiştirilmesi, yüksek bağ sistemidir, bağlan rehabilitasyonudur. Aynı zamanda bu hastalıkların sertifikalarını ruhut dağıtmıyor. Ve yem bilgilerinin kesilmesi noktasında da macar fiyi noktasında da üreticilerimize burada bir farkındalık oluşturup bu bölgede bu içimleri yaygınlaştırılır. İleride katma değer yaratabiliriz. Bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projemiz projemizde olup 2018 yılında 2016 yılında faaliyete geçmiş, 2018 yılında da uygulamalar yapmış ve bu konuda da demonstrasyonlar ve çalışmalar devam etmektedir. İBE programlı bir projemizdir. Çiftçilerimizin mutlak surette faydalanması gereken bir projedir. Çünkü bu Türkiye'de hemen hemen her çiftçinin faydalanabileceği bir proje olmayıp bu bölgeye özel ve özgü bir proje olup çiftçilerimizden beklentilerimizde bu projeye önem verip bu projeden faydalanmalarını sağlamak. Efendim Yalıyük ziyaretimizde birkaç program daha olmuştu tarla günüyle ilgili. Yalıyük'teki bu çalışmalar bayan üreticilerin ya da müteşebbislerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yalıyük'te ne gördünüz bu konuda? Tabii ki Yalıyük'te ve diğer bu civardaki ilçelerimize bağlı olarak bizim temennimiz ve arzumuz şu ki tabii ki üretim yapabilmesi için özellikle bayan çiftçilerimize bu işe katkı vermelerini, destek vermelerini, aynı zamanda genç çiftçilerimizin yine bu üretimi artırması noktasında ve kırsal alanda bu gibi faaliyetlerin genişletilmesi ve büyütülmesi noktasında çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyoruz. Ve buradaki bayan çiftçilerimiz de zaten buna yatkın insanlar, üreten insanlar. Zaten bizim halkımıza genel olarak baktığımız zaman bayanlarımızın özellikle tarım ve hayvancılıkta iç içe olduğunu biz gözlemekteyiz. Ve bu konularda bayan üreticilerimizden de bu konuda başarılı olacağına inancımız tamdır. Göksu Taşeli programı da Allah razı olsun. Her zaman desteklerini yapıyorlar. Mahalle olarak da ben her şeyde yararlandım. Allah razı olsun. Dostum ayağınıza sağlık. İlçemizin Kaymakam Bey, belediye başkanımız olsun. Sizler sayesinde gerçekten çok şeyler deniliyorlar, yapılıyorlar. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Bugün açılışını yaptık. Evet. Bu sera, bu serayı kazanmak size neler kazandırdı? Hayatınızda neleri değiştirdi? Ekonomik, sosyal? Tabii ek bir gelir kapısı oldu bizim için. Evet, geçimimizi sağlıyorsunuz. Tabii. Geçimimizi sağlıyoruz. Memnunuz. İnşallah bu tür projeler, yatırımlar daha da devam eder. Evet. Daha da büyütürüz inşallah. Evet. İnşallah bütün hanımlarımızı, komşularımı da davet ediyorum inşallah. Onlar da başvursunlar. Onlar da örnek alsın diyorsunuz. Tabii ki. Örnek alsınlar. Daha da büyütürüz herkes inşallah. Daha büyük seralara kavuşuruz inşallah. Teşekkür ederim. Arkadaşımın sera yaptığından dolayı onu öncelikle tebrik ediyorum. Başka arkadaşlar da örnek olduğu için ayrıca tebrik ediyorsunuz. Evet, öyle. Ben de düşünürüm, yapmak isterim. Sera değil ama başka projelerde yer almak istiyorum. Yer almak istiyorsunuz. Bu size bir örnek teşkil ediyor. Evet, ilk önce o bana bir örnek oldu. Güven getirdi. Özgüveninizi. Özgüvenimi yükseltti. Bir kadın olarak yapabileceğimi destekledi benim için. Peki. O yüzden ona teşekkür ederim. Valla böyle yaptığı proje güzel bir proje. Devamlılığını istiyoruz zaten. Biz Bosna'dan geliyoruz. Zaten burada bizim şehirde. İnşallah Bosna'da bu sera projelerini geliştireceğiz. Çıkarımızla birlikte. İnşallah daha ilerini yapacağız. Çok güzel. Yani biz mahallemizde böyle bir şey istiyorduk zaten. Ve oldu. Evet. Güzel bir şey oldu. Güzel bir program oldu. Peki mahallenizdeki bayan çiftçilerden bu konuda bir talep var mı size? Var, ya da ulaşan? Tabii. Yani bununla birlikte neler gelişecek? Bu tür projelerle birlikte neler gelişecek? Bununla neler gelişir? Çok güzel bir şeyler gelişir. Ekonomik anlamda tabii, değil mi? Tabii. Üretime dayalı. Yani. Evet, sağ olun. Tabii, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.